daha önceki dönemlerde ilgili ihtisas komisyonunun üyeleri ve plan bütçe komisyonunun üyeleriyle birlikte plan bütçe komisyonu sürecinde bütçeye eleştiriler getiriyor ve buna katkı sağlıyordu. Ancak bu dönemde şu ana kadar oluşturulan altı masa ve bu altı masanın etki alanında olan, ilgi alanında, inceleme alanında olan 11 bakanlık belirlenmiş durumda ve bu altı masada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilgili komisyon üyeleri, komisyon üyelerinin kendi danışmanları, grubumuzun danışmanları, genel merkezin bu konuda çalışma yapan danışmanları, ilgili genel başkan yardımcısı, KİT komisyonunda alt komisyonlarda anılan komisyonla ilgili görevli, görev almış olan milletvekillerimiz, genel merkezden ve gruptan birer koordinatör ve grubumuza bütçe konusunda ve ilgili bakanlığın takibi konusunda gönüllü olarak katkı sağlayan akademisyenlerin ve davetli olup davete icabet eden, cevap veren sivil toplum örgütlerinin temsilcileri bulunuyor. Bütçe geldi. Bütçeyi kim sevk etti? Bir siyasi partinin genel başkanı meclise yolladı bütçeyi. Bir tek adam yolladı. Biz de döndük, ilk olarak ona baktık. Kendi maaşını ne yapmış tek adam diye. Biliyorsunuz milletvekili maaşı, geçmiş dönemlerde cumhurbaşkanı maaşı belli kat sayılara bağlıdır. Ama tek adam kendisine tek başına zam verebilen tek kişidir Türkiye'deki. Belki de krallıklar falan sayılmazsa, onlar bütün malın mülkün kendilerinde olduğu için hepsi maaştan sayılıyor. Ama demokrasilerde kendi maaşına karar veren tek adam bizim başımızdaki tek adamdır. Ve bu tek adam geçen senede çok tartışmalı muazzam zam alan maaşını 74.500 liradan kendi kendine 81.250 lira olarak belirlemiş ve meclise yollamıştır. 6.750 lira kendi maaşına zam yapıyor. Sadece yaptığı zam 3 askeri ücretten fazla. Sadece yaptığı zam. Ama bu tek adam işçiye ne yaptı? %3. Memura ne yaptı? %4. İsyan edene ne dedi? Ya ne itiraz ediyorsunuz? Ne kadar önemli milli meselelerle uğraşıyoruz. Bir mermi kaç para biliyor musun? Allah'ın hakkı 3'tür dedi. Sus dedi. İşçiye 3 yeter dedi. Oysa kendisi işçilikten geliyordu, değil mi? SSK'lı bir işçi olarak başladım diyor iş hayatına. Tek bir tane yüzük vardı siyasete başlarken de. İşçiye Allah'ın hakkı 3'tür, sana yeter. Memura Rabia yaptı, 4 yeter. Rabia neyinize yetmiyor dedi. Ama tek adama 3'ler 4'ler yetmedi. Kendi maaşına Allah'ın hakkı 3'tür demedi. %9 zammı patlattı. Demişiz ki Adana mütabakatı var kardeşim, 98'de Şam rejimiyle imzalanmış. Sana karşı terörist unsurları sınır ötesinde takip edebileceğin, bize gelen havan toplarına mani olabileceğin, ülkelerin, iki komşu ülkenin iyi komşuluk ilişkileri içinde birbirlerindeki terör odaklarına göz açtırmamak üzere verdikleri Adana mütabakatı var. Sen Suriye ile görüşürsen, Şam rejimiyle iletişim halinde olursan, konuşabilirsen Adana mütabakatı her sorunu çözer demişiz. Susmuşlar. Biz Adana mütabakatı demişiz. Onlar burun bükmüşler. Ve sonuçta dünya kadar şehit vermişiz. Bir sürü gazimiz var. Ve bu kadar ekonomik güçlük ve zorluk içinde bir sürü askeri harcama yapmışız. Dönüp dolaşıp Adana mütabakatına gelmişler Soçi'de. Değdi mi? Cumhuriyet Halk Partisi'ni dinlememenin maliyeti bu kadar ağır mı olmalıydı? Şimdi biz çıkalım, gelinen noktadan memnunuz dediğimiz yere geldiler mi diyelim? Dediğimiz yere geldiler ama nasıl memnun olalım? Bu kadar vatan evlatı şehit olmuşken, bu kadar gazi varken, bu kadar analar gözyaşı dökmüşken, dönüp dolaşıp Suriye rejimini tanımaya, sınırımızda rejim kuvvetlerinin muhafız güç bulundurmasına kabul etmeye ve o güvenli bölge olarak ifade edilen yerin artık
Suriye için ve Rusya için de bir güvenli bölge haline dönüşmesine ve bu gelinen noktaya da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın dünya siyaset tarihinin en hadsiz mektubunu susup yuttuktan, Amerikan Başkan Yardımcısıyla denk olarak konuştuktan, o imzayı attıktan sonra bütün oyunu baştan kuran kurgulayan, her adımı izleyen, Suriye'de Türkiye'nin karşısında usta bir satranç oyuncusu gibi her istediğini adım adım elde eden ve ettiren Putin'e gittik. Dünkü anlaşmayı da yaptık. Sonuç, kan akmayacaksa iyi bir şeydir. Barışa hizmet eden her anlaşma iyi bir anlaşmadır. Ama dün attığımız imza neyi gösteriyor? Geçen hafta Amerika ile anlaştığımızda aynı anlaşmayı yaptık. Biz dedik ki 444 kilometrelik bir alanda güvenli bölge tesis ettik. Amerika dedi ki Türkiye'nin kontrol edeceği güvenli bölge 120 kilometredir. Bugün bulunduğu, müdahil olduğu alanla sınırlıdır dedi. Yani Tel Abyad ve Resulayn ile ilgili sınırlıdır dedi. Dünkü anlaşma Amerikan tezini doğruluyor. Çünkü 444'ün dışında, 120'nin dışında kalan 444 dediğimiz alan için Rusya ile anlaşma imzalıyoruz. Amerika'nın o konuda bir taahhüdü olmadığını söylüyor Amerika, doğru. Ve Rusya ile yaptığımız anlaşmada rejim güçlerinin orada bulunmasını, hatta anlaşmanın öyle bir yeri var ki akıl alır gibi değil. Rusya ve rejim güçlerinin bulunacağı ama Türkiye'ye yasak Kamışlı'da bir alan da var. Yani Türkiye Suriye'den terör odaklarını uzaklaştırmaya, daha doğrusu kendisinden ileri itmeye uğraşırken, Türkiye'ye güvenli bölge tanımlaması yaparken Türkiye'ye yasaklı bölge de tanımladılar. Burada diyor Rusya ve Suriye olacak, Kamışlı'da sen girmeyeceksin diyorlar. Ve Münbiç ve Tel Rifat konusunda da YPG ile rejimin yaptığı anlaşmayı Rusya Türkiye'ye kabul ettiriyor.